20 sene evvel İstanbul'a geldim, cebimde para gangaladı ulan. Ulan ne diyeyim, hır kızlar etrafımda dolaşıyor, kesici yanlarımdan var. Ulan dedim ticaret yapayım, gördüm bir kadın gidiyor elinde şöyle bir şey. Dedim abla bu nedir? Plastik oturak. Çocuğun bildiğiniz oturak. Bebeklerin iktidar koltuğu, oturuyor ya bebek. Kıça aldın mı dedin? Şu kadar dedi. Ben abi gittim, oh abi. İstanbul piyasasında ne kadar plastik oturak varsa hepsini topladım. Getirdim bir depoya koydum. Piyasada oturak kalmadı. 275 bin tane. Çok enteresan. Bak abi, İktisat Fakültesi mi? Tula ticaret kapısını bak çıraktan geldi. Sonra ne oldu? Depoya kapattım o gün 100 tane kahve gezdim. Kadıköy'e geçiyorum, geliyorum, Boğaz'a gidiyorum, orada geçiyorum, Tekneciye'ye. Kahvelerde ne yapıyorsunuz? Giriyorum kahveden içeri, şimdi sen kahvecisin, ben geliyorum. Arkadaş bir çay yapana, öldüğüm sabahtan beri. Sen kahvecisin, bana soru yok şimdi. Hemşerim ne oldu falan diye. Ya torunuma bir plastik oturak alacağım piyasada, bir tane bulamadım. Sen ne dersin? Sağdan soldan ya bulunur falan değil mi? Yok, diyorlar, ben bulamaz ki. O kahveden çıkıyorum, başka kahveye giriyorum, o kahve boşanıyor. Niye? Bütün millet oturak aramaya başlıyor. Anladım, meraklarını tahrik ediyorsunuz. Tahrik ediyorum ben. 15 gün sonra elimdeki oturakların hepsini piyasaya çıkartıyorum, kamyonlarla köşe başlarına tanzim satışı gibi yürüyorum. Elimi alıyorum bir tane plastik oturak, kahveye gidiyorum. Gene o kahvelere. Evet, oh be bir tane buldum demem bitmedi, kahve hırrrr boşanıyor. Lazım olan olmayan abi. İstanbul, ne biçim İstanbul anlamadın abi ya. 15 tane alan var oturak, elinden eve gidiyor oturak. 15 gün içinde %30 kar ediyorum, onun kafası mı benim kafam? Sizin kafanız beyefendi. Bu oturak meselesine kafam yattı. Ayten Hanım'ı size verebilirim. Ayten Hanım'ı oturağa bulaştırmayalım.